Kahramanmaraş sokaklarında durdurduğumuz insanlara Kahramanmaraş'ın sevdiğiniz ve sevmediğiniz yönler neler diye soracağız. Bakalım ne cevaplar gelecek. Sevmediğim yönleri yokuşları yürüyemiyorum. Hele ki topuklu ayakkabıyla çok zor oluyor. Yani piknikler, alanlar, yeni yapılan yollar güzel yani. Bir kere çok yokuş var. Onlardan dolayı çok şikayetçiyiz. Trafiği. Trafiği evet. Hiç düzenli değil. Yardımseverliğimizde evet. Ön plandayız zaten. Başka da bir şey, yani negatif olaraktan evet. Aklımızda olan bir şey şeyimiz yok. Bulunmayacak güzel şehirlerimizden bir tanesi. Evet. Maraş'ın her şeyi güzel. Havası da güzel, suyu da güzel, yiyecekleri de güzel. Her şeyi güzel, memnunuz yani. Sevmediğiniz bir yönü yok. Sevmediğim yönü yok. Maraş'ın ben de aynen her yönünü seviyorum yani. Burada yaşıyorum. Yani turistik gezme yerlerini, her yönünü yani yiyeceklerini. Memleketimiz güzel yani. Sevmediğiniz bir yönü yok. Yok asla. Peki. Sevdiğim yönü yöremizi çok seviyorum Kahramanmaraş olarak. Sevmediğim yönü ise insanlar. Neyini sevmiyoruz insanlar? Çevreye çok duyarlı değil buradakiler. Bunu neye bağlıyorsunuz sizce? Eğitimle mi ilgili? Aile ilişkisiyle alakalı. Kahramanmaraş'ın her şeyini seviyorum. Memleketim çünkü. Hiç sevmediğiniz bir yönü yok? Yok. Ben esas adamım burada oturuyorum. Benim eşim buralı. Seviyorum tabii, güzel bir şehir, sakin bir şehir. Yaşaması kolay. Sevmediğiniz bir yanı var mı? Yok ya. Ne? Mesela ne olma yani? Yok. Yani biberinden tut, dondurmasından tut, bastığından tut, sucuklarından tut, şekerli veya unlu sucuklarından tut. Yani güzel bir şehir, sakin, yaşaması kolay. Vallahi Kahramanmaraşlıyım, çok seviyorum. Her şeyini çok seviyorum. Hele şu piknik alanlarına bayılıyorum. Yani bağımız dağımız olmadığı için. Çok güzel, çok da seviyorum. Sevmediğiniz bir yönü yok mu? Hiç sevmediğim yönü yok. Her memleketten burası güzel. Bu zamanlarında halkın gidip de eğleneceği birkaç parkın dışında hiçbir şeysi yoktur. Bazı bölgelerin yolları çok zayıftır, bakılmıyor. Mahalle aralarında zayıf olan yerler vardır. En işlek bölgesi Kıbrıs Meydanı. Yapılan yol defalarca sökülüp yapıldığına göre hiçbir de bir hoş şey olmadı. Koca cadde sökülüp şurada tek şeritli yola bindi. Bunlar kimi vasıtasıyla? Birkaç tane zenginin particinin vasıtasıyla oldu. Sevdiğiniz bir yönü var mı Kahramanmaraş? Vallahi şu anda sevilen bir yönü daha fazla. Marmaraş'ın sevdiğim yönleri güzel yerler oldu. Çok değişti. Ama bir o kadar da insanlarımız değişti. Bir o kadar güzel oldukça insanlarımız geriye gidiyor. Önüne bakmıyorlar. Önüne ne zaman baksalar çarpışıyorlar, kaza oluyor, ölüyorlar. Neden böyle konuşuyorum? Önceki Maraş'ı istiyorum. Önceki insanlığı istiyorum. Bir yere oturduğun zaman paylaşım vardı, sohbet vardı, içgüdü vardı. Şimdi hiçbir şey kalmadı. Kalmadı. Benim görüşüm. Sizce neden kalmadı? İnsanlar değişti. Her şey değişti. Teknoloji değiştikçe insanlar daha bir farklılaştı. Neden farklılaştı? Rekabet. Kahramanmaraş çok güzel yer. Yaşanacak yerde milletvekillerini sevmiyoruz. Yatırım yapmıyorlar. Kahramanmaraş sevmeyecek bir yer değil ki. Seviyorsunuz. Seviyoruz tabii Maraş. Mesela hangi yönünü seviyorsun? Şey güzel Maraş'ın. Esnaf haricinde. Neden esnaf seviyorsun? Kaba, çok kaba. Davranışları mı iyi? Davranışları kaba. Ben de Maraşlıyım da davranışımız biraz kaba. Ya Maraş'ın sevdiğim huyu çok cana yakınlar. Yani misafirperverler. Sevmediğim huyu şivesi. Şivesini sevmiyorsunuz. Evet, çok bozuk. Nerelisiniz siz? Ben baba tarafım Antep ama Maraşlıyım ben. Maraşlıyım. Onu sevmiyorum. Hangi şivede olmasını tercih ederdiniz? Ya ne bileyim, birazcık daha düzgün olsaydı. Ya böyle bazı kelimeler çok farklı ya. İstanbul Türkçesi mesela. Mantıklı olabilir. Vallahi havasını seviyoruz, suyunu seviyoruz. İnsanları seviyoruz, duyarlılığını, vatanseverliğini, milliyetçiliğini. Sevmediğimiz bir yönü yok diyebilecek kadar az. Havası güzel, yani suyu güzel gerçekten. Bir de esnaflarından memnun değilim mesela ben. Neyinden? Esnaflar var ya, hemen bir şey sorduğunda eline tutuşturuyor. Almayacağım, niye soruyorsun gibi. Buna benzer. Şu Suriyeliler konusunda yardım yapıyoruz. Yaptığımız yardımların çoğunu yakıyorlar. Bazılarını atıyorlar. O yandan onları sevmiyoruz sadece. Çözüm olarak neyi görüyorsunuz? Ne yapmamız lazım? Çözüm olaraktan şimdi onlara yardım devlet de veriyor, biz de veriyoruz. Onların kısıtlanmasını istiyoruz. Yani boyadır, ciladır, odundur. Birbirlerine satıyor. Yani devletin verdiği şeyler bazılarını satıyorlar. Evet. Yani odundur, kömürdür. Yani evini el etmeden satanlar var. Sadece yokuşlardan şikayetçiyiz. Evet, yokuşlardan. Başka bir şey var mı? Başka yok.
Bugün bir takipçimizin önerdiği soruyu sorduk. Siz de eğer şu soruyu sorun diye içinizden geçiriyorsanız yorum bölümüne sormamızı istediğiniz soruları yazabilirsiniz.